arabayı sürse. Sürsün araba ben. Bak bak gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fadime Ayaz Çetinkaya. Bugün evimizin ilk alışverişini yaptık. Beraber onları yerleştireceğiz. Zaten videonun başında alışverişi yaparken kesitleri koydum. Evimizin ilk alışverişi sonunda yaptık. Yarın düğünümüz var. Bugün 1 Temmuz. Yarın ayın 2'si. Dün kına gecemizi yaptık. Evde, kendi aramızda. Siz bu videoyu ve bundan önceki kına videosunu, hatta yarın çekeceğimiz düğün vlogu düğünden sonra izleyeceksiniz. Kına videosunu da hala editlemedik. Zaten şu an asla vaktimiz yok. Alışverişi yaptık geldik. Şu an evde tek başımayım. Tek başıma kafam rahat bir şekilde yerleştireceğim. Öyle. Sanırım her şeyi aldık. İnşallah bir şey unutmamışızdır. Yani herhangi bir liste yapmadım. Gördüğümü aldım. Sonuçta hiçbir şey yok evde. Her şey eksik. O yüzden ne gördüysem aldım. Bu arada çaydanlığım görünüyor. Teyzemin bana hediyesi çaydanlığım. Emsa'nın olması gerekiyor. Şöyle çok şık bir çaydanlık hediye etti bana. Çok teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş zaten bakliyat kaplarımın hepsini yıkamıştım. Şu an her şeyim gayet temiz. Yerleştireceğiz dolaba. Etiketlerimi yapıştırdıktan sonra bakliyat kaplarımı dolaba bir güzel yerleştireceğiz. Buzdolabımı da sildim. Buzdolabına koyulacakları da dizeceğiz. Şu an sadece sebze alışverişimiz kaldı. Onu da markette hiç güzel sebze ben göremedim, bulamadım. 3 tane market gezdik ama bulamadım. Artık onu da belki pazardan yaparız. Ya da başka bir markete gidebiliriz, bilmiyorum. Şu an sadece sebze alışverişimiz kaldı. Hava da çok sıcak olduğu için bunları bir an önce yerleştirelim. O yüzden videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, ben şu anda bakliyat kaplarımı şöyle tezgaha dizdim. Poşetler aşağıda. Poşetlerden alıp alıp yerleştireceğiz. Etiketlerini yapıştıracağız. Şöyle bismillah diyerek yeşil mercimekten başlayalım. Yeşil mercimek de aldım. Kırmızı mercimek de aldım. Şöyle bunları büyüklere yerleştireyim diyorum. Evet. İnce bulgur aldım. Mısır aldım. Bunu küfeye yerleştireyim. Yarın düğünümüz var. Yani aylarca biz bugünü bekledik. Ama şu an içimde hiç heyecan yok. Sadece hüzün var. Mısırım. Keşke iki paket alsaymışım. Neyse, buna ilave ederiz. Şöyle tuz aldım. Pirinç. Arttı tabii ki. Bunu poşetleyelim. Kaldıralım. Bulgur var. Bulgurumu da koyalım. Yani bulgur pilavını İlyas hiç sevmiyor. Ben de hiç sevmiyorum. Ama bulunsun diye aldım. Belki başka bir şey için gerekebilir diye. Nohut aldım. Nohut yemeğini çok severim. İlyas da seviyor. Fasulye aldım. Tamamdır. Kırmızı mercimeği de buldum.
Bu da tamam. Başka bir şey henüz bulamıyorum. Ben bence bunların etiketlerini yapıştırayım. Hatta şöyle başlayalım. Kırmızı mercimek hemen gözüme çarptı. Kırmızı mercimeği yapıştıralım. Tamamdır. Fasulyeyi bulalım. Fasulye. Bulduk. Az önce şey diyordum. Hiç heyecan yok içimde. Hüzün var. Çok hüzünlüyüm. Annem babam çok üzülüyorlar. Onlar üzüldükleri için ben daha çok üzülüyorum. Yani tabii ki kim üzülmez ki? Kızı evlenen hangi aile üzülmez ki? Ama işte hani biliyorum yani birkaç ay sonra alışacaklarını biliyorum. Yine de yani keşke yarın o gelin çıkarma olayı hiç olmasa yani. Kına gecemde hiç ağlamadım. Bilerek ağlamadım. Yani ağlamak da çok gelmedi. Arpa şehriye almadık. Şu an burada gör. Aa, arpa şehriye almadık ya. Tüh. Neyse. Bulgurumuzu bulduk. Dün kınamda hiç ağlamadım. Bunun sebebi de yani ben ağlasaydım bizimkiler daha çok ağlardı. Bir de ağlamak da gelmedi içimden. Çünkü yani eğleniyorduk orada. Kına geceleri bilmiyorum bana çok duygusal gelmiyor. Benim için en duygusal olanı şey gelin alma, gelin çıkarma. Hani yarın keşke o anı yaşamasak direkt düğün salonunda buluşsak yani. O anı hiç sevmiyorum ya. İstemiyorum onu yaşamak ama ne yapayım yapacak bir şey yok. O çok üzünlü bence. Ama şöyle bir şey var ki Allah isteyen herkese o şekilde telli duvaklı baba evinden çıkmayı nasip etsin. Nankörlük etmiyorum kesinlikle. Yeşil mercimek var burada. İnce bulgur diye bir etiket buldum. Evet buldum. Yani öyle hüzünlüyüm açıkçası ya. Hani şu anda çok mutlu olmam gerekiyor. Ama mutlu da değilim. Mutlu da olamıyorum. Çünkü içimi çok tuhaf bir hüzün kapladı ya. Yarın düğünüm var ama bilmiyorum. Arkadaşlar bugün beni idare edin. Çok değişik duygular içerisindeyim. Siz bu videoyu izlediğinizde ben 2-3 günlük evli olacağım. Dediğim gibi bu videoyu biz düğünden sonra ancak editleriz. Şu an hiç vaktimiz yok. Ama yapacak bir şey yok yani. Kafam hiç yerinde değil ya. Şu yarın yaklaştıkça beni böyle bir üzüntü basıyor. Tuhaf oluyorum. Neyse ya. Yapacak hiçbir şey yok. Biz işimize bakalım. Benim evimde mutlu, huzurlu olduğumu gördükçe benim ailem de mutlu olacak. O yüzden üzülmeye gerek yok. Aa bu çapraz oldu. Çapraz yapıştırdım bunu. Şimdi şurada çayım var. Çayımı da yapıştıralım. Çay annemin verdiği bir paket çay vardı. Onu buna doldurdum ve hala yarısı duruyor. Biz bugün yine çay aldık ama yedek olsun diye. Çay çok gidiyor bu arada. Küp şekerim var. Ama küp şeker diye bir etiket yok. Şunda var mı bakayım? Küp şeker. Neyse şeker var. Ben bu şekeri alayım. Bunu yapıştırayım. Evet bu da böyle olsun. Onun dışında toz şeker... Birine de toz şeker koyalım. Kek falan yaparken, tatlıları yaparken kolay olur. Şeker koyalım. Hatta diyorum ben şekeri başka bir şeye mi koysak ya? Yok buna koyacağım.
Benim burada çayım var. Toz şeker. Toz şekeri ben başka bir şey koymuşum bile. Ben buna koymuşum zaten toz şeker. Neyse. Ben bunlardan daha büyük kaplar var. 4 tane de ondan aldım. Ben buna bir toz şeker koyayım. O büyük kabada kalan bütün 2,5 kilo aldık galiba. O şekeri de koyayım. Şeker böyle poşette durmasın. Dökülüyor ediyor. Ben hiç hoşlanmıyorum. Kalan şekerimi de büyük kaba aktarayım. Bugün bu mutfakta bazı düzenlemeler yapacağız. Çünkü alışveriş yapıldığı için bazı malzemelere yer kalmıyor. O yüzden düzenleme yapmamız gerekiyor. Bazı şeyleri yerleştireceğiz yani. Böyle sıkıştıracağız. Tamam, şekerimizi de koyduk. Makarnaları koysam mı ki diye düşünüyorum. Koyayım ya, makarnaları da koyayım. Her şeyin çok düzenli durmasını çok seviyorum. Makarna, evet, makarna etiketini de bulduk. 4 çeşit makarna aldım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Diğer makarnalarımı da koyayım o zaman. Şöyle kırdım. Tamam. Bu da oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buzdolabına aldıklarımızı yerleştirelim önce. Şimdi buzdolabımı sildim zaten dediğim gibi. Yoğurdumuz var. Ayran aldık. Ayranımızı da koyalım. Buraya sığar mı? Tamamdır. Şimdi çıktıkça yerleştiririz. Şimdilik bu kadar bulabildim. Hatta ben bir bakayım geleyim de parça parça olmasın. Evet, bir poşet daha buldum geldim. Tamamdır. Şunları bir kapatıyorum. Arkadaşlar şu an durum bu. Yerleştirdiklerimi zaten gördünüz. Bunlar kaldı. Şimdi bunlara geçeceğiz. Böyle. Devam edelim. Bir mola vereceğim. Sonra hemen devam edeceğim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de baharatlarımı yerleştirelim. Zaten şu çekmece benim baharat çekmecem. Şu ikinci çekmece. Baharatlıklarım burada. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Ben kamerayı aşağı eğeyim. Siz beni değil, yaptıklarımı görün. Unutulan baharatlar vardır belki. Elimizde olanları yerleştireceğiz. Etiketlerini yapıştıracağız. Bu baharatlıklar çok güzel bence, işlevsel. Şimdilik bu kadar yeter. Kaç tane baharat aldığımı bile bilmiyorum. Şöyle kendinden kaşıklı. Direkt yani açmaya gerek yok. Şimdi bunları yerleştirelim. En ana baharatları aldım. Sonra da ilaki ilaveler olur zaten. Aklıma geleni aldım. Mesela tatlı biber almışım, toz kırmızı. Şunu yerleştirelim. Evet. Etiketleri nerede bunların? Burada. Kırmızı biber. Evet, kırmızı biber. Hemen. Şuraya. Aynen. Devam edelim. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz.
Nane kalmış. Sütam kalmış. Türk kahvesi kaldı. Onları da yerleştirelim. Şuna nane koyalım hemen. Sanırım ben şimdi bir de başka bir markete sebze alışverişi yapmaya gideceğim. Çünkü yani pazar günü düğünden sonra pazartesi günü yani sabahına kahvaltı yapmak için yani domates, salatalık bir şeyler gerekiyor. Onlar yok. Bir de arpa şehriye aklıma geldi. Onu da alayım. Nanemi de yapıştırıyorum. Susam bir tane daha çıktı. Aynı susamdan bir tane daha almışım ya. Beyaz susam. Sanki ben az önce bir şey daha mı susam koymuştum? Evet ya, bunu buna koysak ki. Eyvallah. Evet, susam varmış zaten. Susamımız bayağı bir oldu. Türk kahvesini neye koyacağımı bilemedim şu an. Türk kahvesi de sık sık içtiğimiz bir şey. Özellikle ilk zamanlar misafir çok gelir diye düşünüyorum. Kahvede ikram ediliyor çaydan sonra. Evet varmış. Büyük etiket yapıştıracağım ya, bu kalsın. Kahve yazıyor. Tamamdır. Bu da tamam. Evet. Şimdi sanırım işimiz az kaldı. Şöyle bir etiket. Fiş. Bir de bu. Ve daha gideceğim ya, markete gideceğim. Çünkü birkaç eksik var yani. Hani olmasa da olur şeyler ama olmuşken hepsi olsun bence. O yüzden yine bir markete gideceğim ben. Banyoya geçtik. Diş fırçası aldık bugün. Kulak pamuğu aldık. Onu da hemen yerleştirdim.
Bence böyle çok daha iyi oldu. Arkadaşlar ben birçok işimi bitirdim. Şimdi unumu, şekerimi ve çamaşır deterjanımı koymak için böyle kocaman büyük kovalardan almıştım. Bunları yıkadım, kuruladım. Şimdi bunları yerleştirelim. Önce deterjanımızdan başlayalım. Evet. Şöyle kaldı. Bu poşetlenecek. Şimdi bu bir dursun. Devam edelim. Şekerimizi buna koyalım. Evet. Bu aldı. Tam aldı. Tamam. Unumuzu da koyalım buna. Almadı. Bayağı bir kaldı. Neyse. Problem değil. Buna da çay mı koysak ya? Çayımız da çok çünkü. Hatta benim bir çayım daha var. Onu da boşaltalım. Şöyle. Arkadaşlar ben yerleştirme işlemini bitirdim. Bakliyat dolabı olarak şurayı seçmiştim kendime ama olmadı. Çok yüksek geldi. Hem derin hem yüksek oluşu beni biraz rahatsız etti. Ben de o yüzden bakliyatlarımı bu dolaba taşıdım. Burası oldu. Gayet de güzel oldu bence. Aşağıdaki dolap şu an için fazlalıkların olduğu bir dolap ama orayı biz abur cubur dolabı yapmayı düşünüyoruz. Fırınımın üzerindeki dolap... Blenderımın, kahve makinemin olduğu bir dolap oldu. Buraların şimdilik öylesine yerleştiğini düşünüyorum. Çünkü bence değişecek. Kullandıkça, burada yaşadıkça değişecek. Çaydanlıklar, neden burada 3 tane çaydanlık var? Bugün teyzem hediye etti. Evimi görmeye gelmişti. Diğeri de başka bir teyzemin hediyesi. Ben bunları kaldıracağım. Yukarıdaki dolaplardan birine kaldıracağım. Sadece çaycımı bırakmayı düşünüyorum. Misafir geldiğinde de muhtemelen bunu kullanırım. Hem çok büyük hem de çok şık hani misafir için. Bu da ikisi birlikte yeter diye düşünüyorum bence. Mutfağım şimdilik böyle. Gayet güzel sildim. Yerleştirdim alışverişlerimi. Buradaki masamı da açtım, böyle dikine çevirdim ve tost makinesinin üzerine koymaya karar verdim. Buzdolabımı zaten göstermiştim, bir kere daha göstereyim. Şu an için böyle. Henüz çok boş. Ama şu an böyle. Muhtemelen yarın da sebze alışverişi yaparız. Yani yarından sonra. Bu sırada banyomu yerleştirdim. Şöyle buraları yerleştirdim. Banyomu yıkadım. Sildim. Kullanılır hale getirdim. Şu şekilde. Dolabımın içinde göstereyim. Burası da artık bu şekilde kaldı. Şu an banyo kullanıma hazır. Salonumda hiçbir değişiklik yok. Salonum aynı. Ama bugün şu peçetelimi yerleştirmiş oldum. Oda kokusu aldım. Islak mendil. Bunları da buraya yerleştirdim. Buradaki dolabım da böyle. Şimdilik. Çöplerim de burada. Ve yerleştirdiğim dolaplardan bir tanesi de burası.
Burası da içime sindi. Gayet güzel oldu. Aşağı tarafı deterjan dolabı oldu. Bütün deterjanlarım burada. Çamaşır makinesi için gerekli olanlar da. Yukarısı da tuvalet kağıtlarının, havlu kağıdın, ıslak mendillerimin, şöyle fazla bezlerimin, süngerlerimin bulunduğu bir dolap oldu. Burada alan dar olduğu için geniş açıdan çekemiyorum. Burası böyle. Diğer dolapları biliyorsunuz zaten. Burada havlularım var. Ütüm de burada. Burası böyle. Yani gayet bitti. Bu adam da bitti. Bilgisayarımız da geldi. Sadece tablolarımızı asacağız. Şu poşetin içi tablo dolu. Muhtemelen düğünden sonra artık rahat rahat asarız. Şöyle buralar tablolarla dolacak. Zaten onları yine gösteririm. Şu an için bu şekilde. Yani hala yarım yamalak olsa da içime sindi. Gayet hazır. Dediğim gibi sadece sebze alışverişimiz kaldı. Onun dışında temizlik, yerleştirme işi bitti. Düşünüyorum arkadaşlar, göstermediğim bir yer kaldı mı diye. Ama kalmadı galiba. İşlerim bitti sayılır büyük çoğunlukla. Zaten bundan sonrası okullar açılana kadar, tabii inşallah bir iş bulabilirsem, okullar açılana kadar 3 ay boyunca, yaklaşık 3 ay kadar evde olduğum için ben bu evde çok oynarım gibime geliyor. O yüzden şu an aslında çok da problem değil. Yani bir şeylerin yarım yamalak olması. Yani yarım yamalak hiçbir yer olmadı aslında. Sadece içime sinmeyen yerler var. Şöyle miydi, böyle miydi, ama vakit yok şu an onları denemek için. O yüzden okullar açılana kadar ben boş olacağım için bu süreçte ben bu evde çok oynarım zaten. O yüzden şu an hiç problem değil yani bu şekilde kalması. Mesela şu an dikkatimi çekti. Yağdanlıklarımı doldurmadım. Tuzluğumu doldurmadım. Sofra tuzluğumu. Mesela bunlar hiç problem değil. Çünkü yarın düğünümüz var. Pazartesi günü sabah itibariyle ben bu evde yaşamaya başlayacağım için bu tür ihtiyaçlarımı da yavaş yavaş halledeceğim zaten. O yüzden şu an ev kullanıma hazır. Banyosu, tuvaleti, yatak odası, salonu. Her şey kullanıma hazır. İçim rahat. Evim gayet içime siniyor. Her şeyiyle. Şu dolap da bugün bayağı hoşuma gitti. Ama ben bu patates soğanının dolapta durmasını istiyordum. Dolapta haliyle yer kalmadı. Ama şöyle de bir şey var. Bakın bu dolabın üstü aslında bomboş. Hani üste bir şeyler koyabilirsem aşağısı bana kalabilir. Patates soğanları buraya da koyabilirim. Bilmiyorum. Bakacağız. Dediğim gibi bunlar çok önemli değil. Bunlar zamanla olacak şeyler. Evet. Artık videoyu kapatma vakti geldi arkadaşlar. Biz yarın evleniyoruz. 2 Temmuz'da. Yine söylüyorum. Siz bu videoyu biz evlendikten sonra izleyeceksiniz. Yarın düğün için yine video çekeceğim. Yani 3 tane video izleyeceksiniz biz evlendikten sonra ve siz bunları izlerken ben videolar çekmeye devam edeceğim. Artık günlük vloglara döner. Temizlik, yemek, düzen videoları. Heyecanlıyım, heyecanla bekliyorum. Kına videosu, evin ilk alışverişi videosu ve düğün vlog. Bunlar gelecek. 3 tane. Umarım keyifle izlersiniz. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Kendi evime geçeceğim. Evimizde misafirlerimiz de var. Burada çok fazla oyalanmak istemiyorum. Evimde son günüm bugün. Gerçi böyle son deyip olayı duygusallaştırmaya da gerek yok. Çünkü benim evim buraya çok yakın. Sık sık evime gideceğim. İnşallah. Gerçi annem her ne kadar istersen yan komşum ol, sonuçta bu evden çıkıyorsun dese de yapacak bir şey yok. Yani hayat... hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Yaşamın bazı kuralları var. Mecburen uymak zorundayız. Ben de kendi yuvamı, ailemi kuruyorum. Onlar da bu yüzden zaten çok mutlular. Biz birbirinden çok fazla ayrılan bir aile değiliz. O yüzden birbirimize çok düşkünüz.
Ama yapacak bir şey yok. Alışacağız. Onlar da alışacak. Ben de alışacağım. Çünkü ben de çok zorlanıyorum. Hani böyle konuşma bakmayın. Ben de çok duygusalım. Neyse. Videoların devamlılığı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.